değerli Fuar TV izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Şu an sıra İstanbul CNR Tekstil ve Kumaş Fuarı'ndan seslenmekteyiz. Polsan Düğme firmasına konuk olduk. Yanımızda firmanın pazarlama müdürü Utkan Çamurcu bulunmakta. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Utkan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Harika. Hayırlı olsun bu arada fuarınız. Teşekkür ediyoruz. Gayet güzel başladı fuar. Bugün bayağı tahminimden daha yoğun geçiyor. Evet. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz tabii. Üç gün sürecek. 3 gün boyunca buradayız. Aynen. Güzel bir fuar geçirmeniz dileğiyle tekrardan. İnşallah teşekkür ediyoruz. Hepimizin temennisi bu. Firmanız hakkında söyleşimize geçeceğiz. Tabii. Verilen hizmet kalitesi, bunların tamamından bahsedeceğiz. Hı hı. Fakat öncesinde bizleri izleyen değerli izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Utkan Çamurcu kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder tabii misiniz? Tabii ki. 2006 yılında sektöre ilk adımımı attım. Yaklaşık 4-5 sene üretim planlama departmanında birimlerinde ayrı ayrı çalıştım, şeflik yaptım. 2011 senesinde de 2012'nin hatta başı diyebilirim, daha doğru olur 2011 sonu. Evet. Polsan'la yollarımız kesişti. O günden bugüne de Polsan'la devam ediyorum, sektörün içindeyim. Hı hı. Bayağı da zaman olmuş şimdi böyle bir geri sarınca filmi. Evet. Yaklaşık 10 yıl oluyor. Evet. Yaklaşık 3-4 yıldır da pazarlama, 3,5-4 yıldır da pazarlama müdürü olarak görev alıyorum. Ne güzel. Teşekkür ederim. Daha çok markalarla ilgileniyorum. Yerli yabancı markaların hemen hemen birçoğuyla ben irtibat halindeyim. Evet. Peki efendim, firma kaç yılında kuruldu ve nasıl bir hizmet veriyor? Ürün portföyünde neler var? Biraz bilgi alabilir tabii mi ki, sizden? Tabii ki. Polsan Düğme 60 yılı aştı. 65'e doğru gidiyor. Bayağı köklü bir firma. Yılların verdiği tecrübeyle ilk başta polyesterde başladılar. Daha sonra 2013 yılında Polsan Metal adında metal fabrikamızı da kurduk. Fakat bir geçiş süreci vardı. 2011'in başı ve 2013'ü başlarına doğru, o da ama kurulma aşamasında yine başka bir ortaklıkta metal işine zaten girmişlerdi. Evet. 2013'ten bu yana da kendi fabrikasında üretimini devam ettiriyor. Ve kapasitesini de her geçen yıl arttırarak devam ediyor. Şu anda bayağı yol almış durumda. Türkiye'nin en büyük fabrikalarından. Hatta totalde bakarsak polyester ve metalde şu an Türkiye'nin en büyük fabrikası diyebilirim. Rahatlıkla. Lider bir firma diyebiliriz. Evet, aynen öyle. Evet. Yapmış olduğunuz ürünler hem iç piyasada hem de yurt dışında. Şöyle oranlayalım onu da. %60 aşağı yukarı ihracat müşterilerimiz var. %40 diyelim ona da iç piyasa. İç piyasada. Evet. İhracatta dünyanın her noktasına. Şöyle ihracatla alakalı da dünyanın her yerine tabii ki ihracatımız var. Şöyle de detaylandırayım onu. İtalya'da bir merkez ofisimiz var. Avrupa pazarının merkez ofisidir burası. Evet. Burada bizim bir dizayn ekibimiz var. Aynı zamanda bir pazarlama ekibi var. İngiltere, Hollanda, Portekiz, şöyle düşünüyorum hızlıca, İspanya'da 2 tane, Barcelona'da ve La Coruña'da agentlarımız var. Evet. Bunun yanı sıra Amerika kıtasında, yine Amerika'da var. Amerika kıtasında yine Meksika tarafında da yine bir agentımız var. Brezilya'da bir agentımız var. Bunun yanı sıra Pakistan, Bangladeş, Hindistan gibi ülkelerde de agentlarımız mevcut. Evet, bu şekilde yurt dışına da ihracat. Hem ürünlerimizin pazarlamasını onlarla takip ediyoruz, yapıyoruz. Hem de orada hizmet verme, hizmet ağımız daha geliştirmiş oluyor böylece. Evet. Daha çabuk iletişim kurabiliyoruz. Hı-hı. Pazara daha hakim olabiliyoruz. Evet. Hemen hemen dünyanın her yerine, Çin'de dahil olmak üzere. Hı-hı. Bu pandemide tabii bayağı bir artık Çin'de olan diyaloglar sıkıntıda. Fakat oraya dahi ihracatımız oldu. Ne güzel. Peki efendim, hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hem üretim aşamasında hem de satış ve pazarlama aşamasında sizin için önemli olan unsurlar nelerdir? Öncelikle bizim için sürdürülebilir kalite. Biz kalite odaklı bir firmayız. Sattığımız ürünün, ürettiğimiz ürünün arkasında durmak bizim için çok önemli. Evet. Markalarımızın bizde sunduğu kalite kriterlerinin tamamını karşılayabilir nitelikte yaptığımız üretim. Hı-hı. Zaten aslında fabrikamıza hani örnek veriyorum, nikel metal için çok konuşulur ya da fitalat polyester düğme için çok konuşulur. Evet. Bunlar bizim fabrikamıza ham madde olarak asla girmezler. Giren üçüncü parti tedarikçilerle de asla çalışmayız. Bizim net kurallarımız vardır. Evet. Dolayısıyla müşterileri kalitede memnun edip yeri geldiğinde fiyat rekabetine de girerek, çünkü çok büyük bir tesisimiz var. Yaklaşık 400 kişilik bir üretim tesisinden bahsediyorum. Düğme için ciddi bir rakam bu. Son olarak buradan bizleri izleyen değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Öneriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz son sözlerinizi?
Öncelikle fuar ve sizin için sizlere teşekkür ediyorum bu röportaj için. Standınızı ağırladınız. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Biz tekstilde hep önder firma olmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda da bizimle çalışmaya müşteriler varsa, bizi dinleyenler varsa mutlaka koleksiyonumuzu görmelerini bekleriz. Bu pandemi süreciyle beraber dijital koleksiyona da çok ağırlık verdik. Artık daha hızlı sunumlarımızı yapabiliyoruz. Online olarak da yapabiliyoruz. Dolayısıyla bizi tanımıyorlarsa bizimle mutlaka iletişime geçip tanışmalarını kendilerinden bekleriz. Sizlere de çok teşekkür ederiz, izleyen herkese. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden dolayı hizmetlerinizin ve başarınızda devamını diliyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Sizler de sağ olun. Evet değerli Far TV izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam edeceğiz. İstanbul CNR Tekstil ve Kumaş Fuarı'na ve sektörün lider firması Polsan Büyüme Firması'na aktaracaklarımız bu kadar. Lütfen bizi izlemeye devam edin.